Bugün 20 destek Fuat Bey'den geldi. Bayraklı'da 80 TL oldu. Yener kardeşimizin mekanındayız. Geldi. İhalemiz devam ediyor. Evet. 10 TL komutanımdan geldi. 110 TL oldu. Evet. 10 da Cahit Bey'imizden geldi. 120 TL oldu Aylar. 10 da bende. 10 da Rebzi abimden geldi. 130 TL. 10 da güzel kardeşimden 140 TL oldu. Evet. Kuşlarımızın ihalesi hala devam ediyor. Birbirimize bir sosyal yardımlaşma olma, bir faydalı olma. Zaten her zaman bunu birbirimize yapıyoruz. Allah herkesin cebinden bereketin eksikliğini göstermesin. 150 oldu abi. Evet. Koronadan dolayı zaten biliyorsunuz kapalıydık. Bugün böyle bir açtık, eş dost birbirlerine hepsi hasretleşmişler görsünler diye. Bugün burada buluştuk, amacımız sadece diyor kuş bahane buluştuk, biz burada oldu şahane. Yener Bey, Karitas bir merhaba derseniz. Efendim sizlere hoş geldin diyoruz. Köy TV adına ekibine burada saygılar ve şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bizim için böyle bir çekim yaptığınız için Köy TV'ye gerçekten yürekten ve kuşçu arkadaşlarımın adına sizlere teşekkür ediyoruz. Bizler de size kolay gelsin diyoruz. Her zaman ne bileyim yani Köy TV bizlerin yanımızda oldu. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Onur olarak bizlerden yükselttiğiniz için gerçekten Köy TV ekibine ve çekimlerine, kameraman ve muhabirine şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü bizim sesimizi sizler duyuyorsunuz, sizler duyuruyorsunuz. Bu da gerçekten bizleri onura ve yüceltiyor. Kuşçuluğumuzun safhasında bizleri ileriye götürmesini sağladığınız için burada kuşçu arkadaşlarımın adına bir daha sizlere gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizler de size kolay gelsin, hayırlı işler çok diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşürüz. Efendim kuşlarımız destekle 150 TL'de. Başka gönül desteği var mı? Hemen aşkından aldık, 160 TL'miz oldu. Kaydımız devam ediyor. Benim şu anda desteğimize çay ikramımız sıfır sıfır, bakın sonsuz. İhalemizdeyiz. Kuşlarımız güzel. 10 TL'de bizim kuşlarımıza fiyat veriyorlar. Adamıyla söyleyelim. İnşallah. 160, 170. Satalım mı? 180 olur. Meraklı olan bir kardeşimize gider. İyi mi? Genel bunlar ablamız. Üzülme yavruları var ya içeri girmesin. 180 TL'deyiz. Ben bunu 200 ile kapatırım diyen var mı? Yok. O zaman 180 TL'ye satalım mı kuşları arkadaşlar? Satalım mı? Topla. Satıyoruz. Sat. 180 TL. Sat. Sat. Hayrını gör diyoruz abi. Ver sana onu ben sana. Kuşlar seceresini anlattığımız gibidir. Bir kelime ilerisi gerisi yoktur. Evet. Siz serttir erkek yumuşaktır. Bunu burada belirteyim. Dişinin böyle sessiz olduğuna bakmayalım. Takla da çok sert. Yavruları çünkü uçuruyorum çok sert yavruları. Evet arkadaşlar, bir çift kuşumuz satıldı. Yeniden başka bir çift kuş çıkacak. Şöyle göze bir nazar boncuğu çıkaralım. Beyaz bizim ufkumuzdur. Beyaza baktığımız zaman hem ölümü hem gelini hatırlarız. Sonsuz bir diyor güzelliği görürüz. Şöyle güzel bir hanım beyaz dişimiz. Kuşun karnı çok tok. Abi aşırı tok. Kuş aşırı tok abi. Testetmek istemiyoruz. Biliyorsunuz kuşlar bizim için naziktir. Bütün sevdamız kuştur. O bir test deyip kanadını kırsa bizim zorumuza gider. 50 geldi buradan abi. 50 geldi, 50 geldi. Buldum 50. Ses önümüzden çekil. 60 yapalım. Abi 60 geldi bu güzel hanım kıza. Başka gönülde. Evet, şu anda kuşumuz 60 TL'de. 60 geldi bu güzel hanım kıza. Dişi, götünde yumurta. 60 TL geldi bu kıza. Evet abi. Sabaha çıktı çıkacak. 10 dakika. Abi 10 destek aldık, etti 70 TL. Abi başta var mıydı? Sen ne kadar 70 TL oldu. 70 TL'yi geçerim diyen var mı? Genel abi kaç para geçmişti?
180'e gitti abi. Abi 70 TL'deyiz bu hanıma. Beyler kuş sahibinden fiyat mı duymak istersiniz? Açılış yapıldı. 70'te de güzel bir taban açılışı oldu. Kuşun bir fiyatını duyalım abi. Genel abi 190'a gitmiş abi. 100 lira. 300 abi. Beyler beyaz dişes kuş sahibi 300 lira diyor. Evet kuşumuzun değeri 300 liraymış. Ama 70 lira fiyat geldiği için beklemede. Evet abi teklifi aldık. Kuş sahibinden fiyatı duyduk. 300 TL'de. Yakın bir fiyat var mı? Var mı yaklaşan? Kuşçu arkadaşlarıma soruyorum. Fiyatta bir destek var mı? 300 TL'ye yakın. Yoksa kuşumuz kalkacak. Soruluyor, son kez soruluyor. Beyler kuşumuz 70 TL fiyat görmüştür. Kuş sahibi 300 TL istemiştir. Kuş satılmamış sahibine iade edilmiştir. Evet, kuşumuz satılmadığı için kaldırılmıştır. Sahibinin istediği fiyat verilmediğinden kuş geri çekildi. Şöyle bir tane koyu, boz dumanlı takkalı bir erkek. Kuş şekilde görüldüğü gibi. Kuşumuz oyunlu. Beyler kuş görüldüğü gibi karnı tok. Hayvan çekemiyor. Var mı bu takkalı erkeğe fiyat vermek isteyen? Evet beyler kuş podyumda huzurunuzda geziyor. Sizden fiyat bekliyor. Yeni sahibini arıyor. Var mı gönülde bir fiyat verecek kardeşimiz içinizde? Beyler soruyorum, soruyorum var mı? Fiyat var mı? Yok. Kuşa bakmak isteyen var mı? Yok. Abi açık fiyat duymak isteyen var mıdır? Var mıdır fiyat duymak isteyen? Fiyat duymak isteyen de yok. O zaman kuşumuz kalkar abi. Evet. Kuşumuza da fiyat verilmediğinden kuş kaldırılmıştır. Abi ortadan iki telli boz benekli bir tane erkeğimiz. Kuşların karınları çok tok abi. Tabi evlatlarımız diyoruz aç kalmasın. Biz aç kalırız yine kuşlarımızı doyururuz. Normalde bugün satışımız yoktu. Eş dost buluşalım diye bugün bir araya geldik. Kuşumuz sökülü. Kanatlarında eksiklik var. Kuş peke girmiş. Son 3 peki var. Birer aradan eksiği var kuşun. Sayın seyirciler. İhalemiz böyle devam ediyor. Kuşun özelliklerini anlatıyor. Yener kardeşimiz. Var mı boz benekli fiyat veren? İzleyicilerimizin beğenisi. Beyler var mı? Olup fiyat kuşa vermesi gerekiyor. Isteyen, fiyat öğrenmek isteyen. Huzurunuzda soruluyor kuş çekilecek. Kuş çekilmiştir abi. Evet bu kuşumuzda beğeni olan çıkmadı. Geri çekildi. Şöyle bir çift gök yavru satalım. Dumanlı gök. Dumanlı erkek. Evet, yeniden bir çift kuş görücüye çıktı. Ya maşallah, tavan yapıyor. Beyler, kuşlar yavru. 4 aylık. Daha 3'ü yeni bitirmişler, 4'ün içindeler. Yani 4 ayın içindeler. 30 lira fiyat. Evet, 30 lira fiyat geldi. Fiyat geldi, bu kuşları açtık. Mehmet Aşkan'dan 30 lira fiyattan açıldı abi. Abi güzel kuş elini ayağını göstermiyor. Kendini hemen alıyor. Güzel bir gök abi. Başka fiyat var mı beyler? 30 TL açılış yapıldı. Var mı açmak isteyen başka? Bakın arkadaşlar kuş elini ayağını göstermiyor. Bize böyle kuşlar lazım. Gördüğünüz gibi.
40 TL oldu abi. Abi onda kartlara çıkmasana. Bırak sen de onu. Kartları patlatma hadi. Abi omuz başını sollu tek ellemiş ama kapatmış. Geçerli mi? Geçerli abi. Kapatmışsa sorun yok. Kapatmış abi. Kuş. Böyle iki tane destek aldık. 30 lira bizim kuşlarımız fiyat gördü. 50 TL'dir şu an. Kuşların değeri 50 lira. Kuş tek taraflı. 50 TL'de bu kuşlar 50. Kanat ellemiş, kapatmış. Arkadaşlarımız onu dile getiriyorlar. Dişili herhangi bir elleme yok. Bunda da var beyler. Çok küçük. Bugün bu kuş böyle yanar. Yarın kapatır çok güzel olur. Satan da pişman olur. Bunu Ufuk da denedi burada. Sedo'ya verdim kuşu. İşte meydan okudu. Canlı şahittir. Aynı şekilde. Ellideyiz abi, 50'de. Evet sayın seyirciler, Aynalı Kafes'in ihalesi devam ediyor. Evet 50 TL. Başka? Abi fiyat bulamıyoruz, 50 TL'de kuşumuzu öğrenelim. Melek yavrulara 150 TL ister kuş sahibi. Evet sahibi tarafından 150 TL değeri olduğunu belirttiler. İki saat uçakları var. Evet. İstediği fiyat verilmedi. Beyler 2 saat uçarı var kuşumun diyor. İkisine ben 150 istiyorum diyor. Yaklaşık teklif eden var mı? Bir fiyat pazarlık. Fiyatı duydunuz. Var mı beyler yaklaşık fiyat? Abi 100 lirası var mı kuşların? Satalım. Var mı 100 lirası? Kaçtaydı senden Mehmet? 50'de. 100 liraya verelim mi abi? İş olsun. Ben dişiye sebep satmaya çalışacağım Mehmet'e. He? Benim param da geçecek abi. Biz de destek yapacağız. Göndermedim abi. 100 lira olsun be abi. Pazarlık yapalım. Pazarlık sünnettir. Pazarlık mal olan bereketli olur. Onlar çünkü bir tıklayayım sana. Sayın seyirciler, kuş sahibiyle pazarlık yapılıyor. Otayı vurmaya çalışıyorlar. Fuat Bey, şuradan şunu size istirham edeyim. Size kötü kuş yok. Siz hep iyi kuşlara iyi paralar verip aldığınızda şahitlik evet, yaptım ben. Evet. Ama koronadan dolayı kapalıyız. Alış yok. Sahibi 150 lirada direniyor. Bakalım orta bulunacak mı? Tezgahtarlığımızı da gösterelim. Verdik 100 liraya. 10 takviye ben yapacağım. Abi 100 lira verelim. 125'i bulamam. Bak göz ne derse onu görüyor. Sahibi de bu kadar ısrardan sonra 125 liraya indi. Bir 100 liraya verdik mi? Kabul mü? Abi sözünü aldık 100 liraya kuşların. Evet. 50 TL Mehmet'te. 10 TL ben takviye geliyorum Mehmet Akşan'a. Ettik 60 TL. 10 takviye de onu. 10 da bize Hamit'ten aldık. Etti 70 TL. 10 da benden aldık. 10 da beni aldık. 80 TL. Destekler devam ediyor. Şu anda 80 lira. Arada fark 20 lira. Evet 80. Bakalım bu kuşlar 90. 10 lira da güzel kardeşimden aldık. 90 yakaladık. Hemen zili vuralım baba. Bir sonra 10 lira. Evet. Evet abi. Mehmet Olcay'dan yine zili vur geldi. Kupaların güzeli, kupa sahibi Mehmet Olcay. 10 lira kaptık. 100 liraya satıyoruz. Beyler evet. Var mı 110? Var mı? Yok değil mi? Bak bu kuşu nasıl sattım 100 liraya. Sat. Kuşlarımız 100 liraya hayırlı satılmıştır. Gör hayırlı göz. İhalemiz devam ediyor. Biz ihalemizde değerli abilerimiz var. Şimdi onları sizlere tanıtacağız. Yanımda bu işe yıllardır gönül vermiş çok değerli bir abimiz var. Gelin birlikte tanıyalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yaşar Postoğlu, Erzurum. Evet. Biz de gönülden işte sevdalıyız bu kuş denilen hayvana. Evet. 64 senedir bu işinden uğraşıyorum. Evet. Çok güzel dostlarımız oldu. Evet. Bu arada. Evet. Kuş vasıtasıyından. İşte böyle uğraşıyoruz. Bunun iyisini
bulma merakı içerisindeyiz. Evet. E'sinde bunu bulamıyoruz. Evet. Bunun da düşmanı çok. Evet. Havada şahin, evet. Yerde kediler. Evet. Kadın bile kuşu tutuyor, vermiyor. Diyor ne güzel hayvan, ben besleyeceğim. Abla evet. Benim diyorum. Yavruları var bu kuşun. Olsun evet. Diyor, ben ne yapayım, vermiyorum. Seviyor yani. Seviyor, onun için evet. Düşmanı çok evet. Bu hayvanların. İyisini de zaten bulamıyoruz. Bulsak da iyisini götürür karolyanın altında besleriz. O kadar diyorsun meraklıyım. Evet. Evet. İyi kuş nasıl Yaşar abi? Bunu bir anlatır mısın? Sen bir Erzurumlu olarak evet. Babadan kuşçusun. Tabii. Sen bir evveliyatından başla böyle Erzurum'dan. Bu İzmir'e geldin yıllardı sonra. Bunu bize bir anlat. Tam detaylı seni bir dinleyelim, tanıyalım. Baban rahmetli babanı da bir eşi, dostu, arkadaşları yad edelim ölmüşlerimize de. Tabii. Evet. Cümleten geçmişlerimize tabi rahmet diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Cümle Muhammed ümmetine. Bu kuş olayı iyi kuş iyi insan gibidir. Evet. İyi bir insan nasıl olur? Evet. Doğru olur. Evet. Yalan söylemez. Sözüne güvenilir. Evet. Dürüst olur. Evet. İmanlı olur. Evet. İnsanlara karşı saygılı olur. Küçüklerine evet. Sevgili olur. Hayvan haklarını anlar, dinler, anladın mı? Önce insan diyorsun, insan insan kalite olması lazım, hayvan bir araç. Hayvan bir araç, hayvan da iyi hayvan da iyi insan gibi zor bulunuyor. Zor bulunuyor. Şimdi bu aradığımız insanın vasıflarında olan bir insan çok az evet. Günümüzde maalesef. Bu kuş da öyle. Evet. Ben mesela 50 evet. Sene evvelki uçan kuşumuzu evet. 50 yıl geçmiş halen de diyorlar Yaşar'ın gögü mavi evet. Mavi erkek 99'da bir tane gene bir kuş uçurttum evet. Bugün 2020'deyiz aradan 21 sene geçmiş evet. Halen diyorlar o gök evet. Biz o kuşları bulamıyoruz neden? İyi oynuyordular. Yaşar abi ben sana hayatında unutamadığın üç kuşu soracaktım ama sen bunu başladın anlatmaya. Bize bir üç kuşu böyle sırayla anlatır mısın? Kameramızda kaydediyor, sesimiz de orada kaydediliyor. Vallahi bu üç tane kuş dediğimiz zaman evet. Sivas'tan getirdiğimiz rahmetli Ahmet Polat'ın evet. Gök erkeği. Evet. Bir oydu unutamadığım kuş. Evet. Bir tane de İzmir'de uçurttum. Evet. Kimse de yoktu öyle bir kuş. Evet. Halen daha da yok. Çok evet. insana da izlettin. Tabii tabii evet. Tabii. İzmir evet. Seyretti. Evet. Kocanın kuşu, kocanın kuşu derler. Ben evet. de hoca değilim üstelik. Milli eğitimde görevliyim. Eğitimde görev yaptığın zaman seni de hoca sanıyordular. Aynen aynen. O lakapla hocanın kuşu diye evet. nam yaptın. Aynen öyle. Evet. Bir tane de benim rahmetli Necabim'in bana hediye ettiği bir yavru vardı. Evet. Beyazlar. Evet. Minare mezinin girdiği yerde ilk taklayı vurur. Öyle kakar giderdi, uçardı. Evet. Başka da elimize zaman zaman gelip geçiyor. Şimdi evet. Ben 50-55 senedir bu işin içindeyim. Evet. Hepsini hatırlayamam ki hangisi iyiydi. Hangisi. Ama bunlar Türkiye'de isimleri var. Evet. Yaşar abi senin Türkiye'de hemen hemen her ilde, her çevrede evet. Çok sayılır dostlarım var. İlla. Bunlar kendilerini kanıtlamış. Değerli dostlar, abilerimiz. Sen bundan zaman zaman sana güzel kuşlar da hediye gönderiyorlar. Senin eline geçen kuş hiç kimsenin eline geçmiyor. Evet. Evet. Zaten bu kuş olayı parayla taklacı kuş parayla bulunmaz. Evet. 100 milyar da versen. Eski parayla basıyor diyorum. Bulamazsın iyisini. Evet. Ama dostlar dostlara hediye eder. Evet. Çevresi olan insanlar benim mesela Yusuf amcanın, Yusuf Koç Ankara'da, evet. Onun yeğenlerinin kuşu geldi bana. Evet. Yusuf amcanın da bir kızıl erkeği bendeydi. Evet. Bunlar parayla alınacak kuşlar değil. Zaten o insanlar kimseye parayla da kuş satmazlar. Evet. Evet abi. Onlar bana Özcan Bey çiftliği kendisi, çiftliği var. Evet, Ankara'da. Ankara'da. Onun kuşları evet. Bana alo dediğim zaman mahcup etmiyor gönderdiği kuşlar. Evet. Bana 5-6 sene evvel kuş göndermiştir. Halen daha ben onları besliyorum. Evet. Altından çıkanları da oynatıyorum. Evet.
Biraz uzak kaldım şu aralar. Ey kuşta yok, hevesim de kaçtı. O istediğin tarzda oynayan kuş bulunmadığın için. O kuşu bulursam zaten nere olsa gider beslerim. Mesela bu İzmir'de neden iyi kuş çıkmıyor? Yani neden? Yani bunun sebebi ne? Taklacıya önem vermediklerinden mi? Hava şartlarından mı? Bunu bir açar mısın abi? Şimdi benim acizane nazar itibarımda havadan diyorum, nemden. Kuş Erzurum'da oynayan kuş burada oynamıyor. Bir rakım olayı var değil mi Erzurum? Rakım da var, havanın kuruluğu var, nem olayının az oluşu var. Çok oluşu bu hayvanı etkiliyor. Onun için İzmir'de pek randımanlı kuş göremedim. Bir de burada şahin olayı var. Çok şahin var. Çok şahin var. Şahin bildiğimiz kadarıyla üniversite, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi yetiştiriyormuş. Hepsinin ayağında da markalar var. Görenler varmış daha doğrusu. Onun için kaldırdığımız yavru en iyisini de gelir seçer götürür bu. Şahin olayı. Tabii tabii şahin gelir alır gider. En iyisini, en güzel oynayan hangisiyse onu gelir alır götürür. Şimdi Yaşar abi, baban eski Erzurum'un değerli büyüklerinden isim yapmış güzel abilerimizden biriydi. Babanla yıllarca sen kuşları birlikte besledin. Bu baban kuşlarını bir anlatır mısın? Vallahi, kuşların özellikleri neydi? Şimdiki kuşların özelliği ne? Fark ne yani? Onu bir anlat. Şimdi o zaman biz şimdi acele ediyoruz. Benim babam bir kuşu kanadı, kuyruğu tamamlamadan o kuş kaldırmazdı. Ben kaldırdığım zaman da bana kızardı. Kuş kanadını, kuyruğunu düzecek, kuruyacak o telekler. Ondan sonra ona antrenman verir, kaldırırdı. Burada yani eski insanlar daha mı sabırlıydı diyorsun tabii, abi? Tabii, tabii ki. Bu sabır olayı çok önemli. Sabır, bu taklacı da sabır. Bir de bu kıskançlık var. Şimdi millet kimin kuşu oynasa da, on numara oynasa da iyi demezler. Çünkü kıskanıyorlar. Bu kuşçuluk böyle bir şey. Onun için iyisi de olsa demiyorlar. Var burada bazı arkadaşlarımız da. İşte bu Mehmet Bey'de seyrettik. Mehmet Olcar değil mi? Aynen. Şu anda arkadaşımızın kuşu birinci. Alpay Bey. Biz Enver deriz. Enver Göl diye. Enver Göl, boksör. Türk milli takım boksörüdür. Şu anda onun kuşunu geçen yok. Bu ayın 15'ine kadar kimse de çıkmazsa onun kuşu birinci. Tabii. Bergama'dadır. Allah için kuşu da yüzer. Ben seyrettim. Çok kaliteli kuşu var. Ama zaman veriyor, emek veriyor. Sabah namazına kalkar. Namazını kılar, kuşları kaldırır. Bu iş emek işi değil mi? Emek ya? Emek. Taklacı kuşu emek, sabır ve iyi niyet. Bir de kalbi de temiz olacak. O kuşun oynaması için bir insanın kötü olması gerekmiyor. Yani iyi bir insan olması lazım. Yaşar abi, şimdi biz derneğimizi kurduk. Bu derneği kurduktan sonra kuşçuluk İzmir'de ilerleyecek mi sence? Kuşçuluk eğer yerimiz olursa belediye başkanları olsun, ilçe kaymakamlarımız olsun. Toplarsa her semtte, öyle bir hobi yok. Sayın seyirciler, Yaşar abimizin yerimiz olursa dediği olay şu: apartmanlarda müsaade edilmediğinden kuşçular beslemesine zabıtaya şikayetler ediliyor. Belediyelere müracaat edilip yer alınırsa, Eskişehir'deki gibi bahçe alınırsa, orada daha güzel kuş, bunu hobi bahçesi gibi zevkle yapılır. Onu anlatmaya çalışıyor Yaşar abimiz. Aynen öyle. Tam tercüman oldunuz. Yani benim düşüncelerime. Tabii böyle burada yer meselesi. Yer olduğu sürece arkadaşlarımızın da oturabileceği, dernek amaçlı bir yerimiz olsa çok güzel şeyler olur. Gençlerimiz uzak durur kötü alışkanlıklardan. Bu da hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Bu da bir güzel bir hobi. Hobi değil, bu bir Allah aşkı. Aşk. Yani bu hobi değil. Tabii. Yaşar abi, başka
Vallahi sizin bu Köy TV aracılığıyla tüm kuş severlere selam söylüyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz bu katkılarından dolayı. Estağfurullah. Allah uzun ömürler versin. Amin. Cümle Muhammed ümmetine, içinde de bize. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bize yapmış olduğunuz bu güzel çalışmalarınızdan dolayı. Biz de size saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Evet, yanımızda hocam değerli abilerimiz var. Merhabalar. Hacım siz tanıyabilir miyim? Merhaba. Ben indireyim mi? Koronadan dolayı şey yapıyoruz. Ben Erzurum Üç Gümbet Mahallesi'nde doğma büyüyeyim. Uzun bir süredir de İzmir Bayraklı'da yaşıyorum. Burada arkadaşlarımla beraber işte gördüğünüz gibi geliyoruz buraya. Arkadaşlarımla muhabbet etmeye hem de kuşlarımızı görmeye geliyoruz. Ama maalesef burada bize yardımcı olacak kimse yok. Özellikle belediyenin bu konuda bize karşı şeyini hiç iyi bulmuyorum. Yem vermediler. Öyle açıkta kaldık. Olmadılar. Ve biz kendi şeyimizde bir yer tuttuk. Tuttuğumuz yerde uygun bir yer değil. Ama mecbur hastalık olduğu için kuşlarla beraber biz de öyle oralarda rezil risvayı oluyoruz. Ama defalarca belediyeye şey yaptığımız halde bize bu konuda yardımcı olmadılar. Sizin kanalınızda belediyelere buradan Bayraklı Belediyesi'ne duyuru yapıyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hacım şimdi şöyle bir olay var. Derneğimiz kuruldu. Bu derneğimize üye kayıtlarımız başladı. Derneğimiz hakkında ne düşünüyorsun? Derneğimizi güçlendirirsek, üyemizi çok yaparsak belediyelerden istediğimizi elde edebilir miyiz? İnşallah hayırlı olur. Zaten gönüllü arkadaşlar da var bu işe yardımcı olacaklar. Evet. Belediye zaten bu işe bir okey verse bu iş daha çok iyi şey olacak. Evet. İnşallah iyi bir şey olur. Arkadaşlarımız var zaten bu konuda şey, girişimci olanlar var. Evet. Önemli olan belediyenin bize burada biraz ilgi göstermesi. Biz onu bekliyoruz. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Arkadaşlar adına tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu arada bir de çağrı yapar mısın? Üye olmayan arkadaşlarımız da üye olsun. Çoğunluk elde edersek birlik beraberliğimiz olur. İstediğimiz yerde istediğimiz belediye bir güç elde ederiz. Şimdi zaten dediğim gibi eğer o şey olursa, belediye bize bu imkanı verirse üye olacak çok arkadaşımız var. Adamlar diyor ki yerimiz yok, ne yapacağız diyor. Yerimiz olmadığı için şey yapmak istemiyorlar. Evet. Eğer yerimiz olursa bu iş daha sağlıklı bir şekilde olacağına ben inanıyorum. Buraya da geldik arkadaşları. Buraya da geldik arkadaşlarımızı görmeye. Çoktandır görmediğimiz güzel abilerimizi görmeye geldik. Evet. Allah razı olsun işte size böyle bir güzellik yaptınız. Evet. Geldik işte seyrediyoruz abi. Evet. Musa seni çok meraklı biliyorum yani her toplantıda her şeyde elinden gelen bütün desteği yapıyorsun. Duygu ve düşüncelerini net olarak bir anlatır mısın seyircilerimize? Bu işi nereye götüreceğiz? Biz İzmir olarak neler yapabiliriz? Ya daha yani güzel şu anda da daha güzele götürmeyi şey diyoruz. Burası bir muhabbet yeri, sohbet yeri. Kimseyi kırmadan işte. Evet aynen dostlarımız, arkadaşlarımız beraber olma bir yeri. Evet. Hayat mücadelesi çalışıyoruz. Haftada bir günümüz var. Evet. Geliyoruz buraya işte 3-5 tane iyi dostumuz var. Evet. Onlarla sohbet, muhabbet. Böyle günümüz geçiyor işte. Kuşçuluk da böyle bir şey abi. Evet. Ondan sonra akşam oldu merkez evine gidiyor işte kuşlar. Kuş bir vesile bu kuşçuluk açısını dostlar ediniz. Aynen aynen abi aynen evet. Dediğiniz gibi. Muhabbet, sohbet. Yani kuşçuluk bu. Ama bir de iddiası da var bunun. Çok tatlı iddiası var. Ben çok iddiacıyım. Sen iddiacısın. Yani İzmir'i bırak Türkiye'ye dikilen bir adamsın yani kuş konusunda. Bu kadar iddiacı olman demek ki sen çok iyi bir kuşçusun. İyi kuşlar seyretmişsin. Bunları bir anlatsana. Ya bunlar şimdi ben iddiacıyım doğrudur. Çok iddiacıyım. Bir elimizde var ki iddia ediyoruz. Evet. Elimizde var ki iddia ediyoruz. Herkesin harcı değil yani. Tabii şimdi Sayın Mehmet Olcay Bey evet. 7-8 tane kupası almış. Evet. Bir arkadaşımız, iyi de bir arkadaşımız. Evet. Onu ben tanıdım yani iki seneden beri tanıyalı. Yapalım arkadaşlar. Dedim rakip çıkalım birbirimize. Boş kaldılar. Allah razı olsun. On numara da bir insan. Evet. Böyle bir dostluğumuz oldu. Bakın biri alır biri satar. 50-80 ya, kuş uçuramadık. Evet. İşimizden dolayı hastalığı var. Elde hastalığım var.
Ondan dolayı ya, ufak bir şeylerimiz oldu ama bundan sonra işte iyi kuşlarımız var. İyi kuşlarımız var. Arkadaşım benim Ankaralı uçuracı. Onun kuşlarına biz devam ediyoruz. Zamanında biz size de verdik. Ben Kemalpaşa doktorluğunda. Senin kuşlardan ben de uçurdum. Evet, güzel bir yavru verdik sana. Yine onların devamından var yani. İyi kuşlarımız var. Yani herkesin kendine iyi kuşları var. Benim de kendi gözüme, beynimce iyi kuşlarım var. Tekrar bir duyuru yapacağım mı? Bir sesleniş yapacağım mı dostlarımıza, arkadaşlarımıza? Valla işte bir sürü görmediğim insanlar var. Gelsinler işte buraya. Yener arkadaşımız yeri 10 numara. Saygıda kusur etmiyor. Çayımız güzel. Evet. Muhabbetimiz güzel. Evet. Buluşalım yani. Başka ne diyeyim abi? Allah razı olsun sizden. Sesimizi her şeye duyuyorsunuz siz. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Biz de size teşekkür ederiz. Renkli kişiliğinden dolayı bize katkılarda bulundunuz. Görüşmek dileğiyle. Tamam. Şu arkadaşımıza lütfen. Kardeşim. Evet, yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Gel gel sen de. Evet, ihalemizi takip eden değerli bir kardeşimiz var. Sık sık görüyoruz. Kardeşim merhaba, kendini bize tanıtır mısın? Tanıtayım abi. Kardeşim bir şey güzel, ayrını gör, güle güle mesela. Ben Sivaslı Adnan abi. Evet. 40 senedir kuş besliyorum. Evet. Mehmet gel artık, buna da sen. 40 senedir de güzel kuş besliyorum. Evet. Vale, bu camiada en değerli sevdiğim şey atmacayı sevmiyorum. Atmaca, atmaca evet. Herkesin büyük problemi. Aynen öyle, her gün 3 tane kuş veriyoruz abi, ne yapayım? Evet. Neydi? İşte öyle, babadan gelme bir şey. Evet. Dededen gelme tabi. Biz de Sivaslıyık. Evet. Dededen şimdi arkadaşım, bu İzmir'de her yöreden insanlar var, kuşçular var. Taklacı kuşlara pek önem vermeyen insanlar da var. Dönek var, saya var. Bunların da branşları ayrı, ayrı kuşları. Bir taklacı olarak, sen İzmir'deki bu taklacı kuşların özelliklerini nasıl buluyorsun? Senin istediğin tarzda mı? Onları bir anlatır mısın? Abi şimdi bizim özelliğimiz taban taklası bir. Evet. Kuşun fazla uzun gitmesi de önemli değil. Evet. 7-8 taklayla gitsin, zevkini versin. Evet. Ama bazıları var 100 metre gidecek, 80 metre böyle kuş yok. Evet. Hep sıkıyorlar. Evet. Var öyle kuşlar da var da sonları sanırım iyi. Sonunu 8 tane dönsün, 30 metre gitsin ama gitsin. Arasını aça aça gitsin. Evet. Öyle kuş olsun. Eski kuşlardan yok abi, yok. Yani benim anladığım kadarıyla senin Sivas tarzlarıyla oynasın, sesli soluklu. Aynen öyle. Evet, o tarz kuşlardan hoşlanıyor. Aynen. Bazı kardeşimiz var Ankaralı, Ankaralı uzun metrajlıyor, o tarz kuşları besliyor. Ankaralılar çok dönecek. Evet. İzmir'de şimdi çıkarttıran kuşları kırıyorlar. İşte 100 metre geçsin, 50 metre geçsin, 20 tane dönsün, 30 tane dönsün. Abi 10 tane dönsün, temiz dönsün. Şimdi ihalemiz var burada. Hem ihalemizde şey yapıyoruz. Bir de turnuvalarımız var. Biliyorsun festivallerimiz. Sen festivale yarışmaya katıldın mı? Katılıyorum abi. Derece, puanın falan? Var abi, puanım da var. Ne, şu anda kaçıncı? Şu anda 7. sıradayım. 7. sıradasın. Kaç hak yazılmıştı? 4. 4. Daha devam ediyor hakların. Bir tane mi uçurdun? 3 tane uçurdum. Bir daha, hakkım daha devam ediyor. Daha bir hakkım devam ediyor diyorsun. Evet. Evet. Uçurduğumuz zaman atmaca aldı kuşumuz. Atmaca kaldı, evet. Ne yapalım? O da bir şanssızlık. Şimdi İzmir'de bu kuşçuluğu dostlarımızı geliştirmek için tavsiyeler neler? Vallahi abi sana bir söyleyeyim mi? Benim yaşım genç, 45 evet. yaşındayım. Evet. Ne kadar böyle genç çocuk gelse, evet. merak olan olsa en kadar kuşumu veriyorum. Evet. Yeter ki gelsin efendi gibi kuş besleyeceğim, biraz abi desin, veririm. Ha, buradan aldığım kuşları bile vermez, sıkıntı değil. Evet. Ama İpsizlik, sapsızlık yapmasına gelsin dedi ki ya bize kuş lazım. Gel, gençlerimize çalmasın. Tavsiyem bu diyor. Tavsiyem evet. o. Gidip kahvede mavide oturacak gelsin kuş vereyim abi, sıkıntı yok. Evet. Kim olursa kuştan zarar gelmez. Zarar gelmez. Evet. Nasıl gelmez? Efendi gibi gelsin istesin verelim. Kimse gelir kimsenin kuşunu çalmasın. Evet. evet. Aynen öyle. Bu hırsızlık olayları falan çok oluyor. Gençler özeniyor. Bizim orada daha çok oluyor. Yani çalmasına gerek yok, gelsin abi ben kuşa heveslendim. İstesin seve seve veririm diyor. Seve seve. Evet. Biz de öyle alıştık abi. Gidiyorduk abilerimiz yanından. Evet. Merak ediyorduk. Alıyorduk. Ama evet. bu şimdi öyle değil abi.
Evet. İki ayaklısı da var, dört ayaklısı var, kanatlısı da var. Bunlar hep affediliyor bizi. Var. Bütün herkes. Herkes isyan ediyor. Evet. Şimdi kardeşim, Adnan kardeşim, bu derneğimizde kurduk. Derneğimizde üyeyi de, sizler de üye olduğunuz herhalde olacak. Üyeyiz. Evet. Bu derneğimizi daha geliştirirsek, bu belediyelerde, yani bir resmi kurumlarda güç elde edeceğiz. Abi resmi kurum derken, şimdi zaten biz devlet memuruyuz. Evet. Resmen devlet memuruyuz yani. Zaten görevimiz belli. Evet. Biz her türlü desteği yapıyoruz her yerden de, valilikten. Perde olarak değil de, kardeşim şimdi bir... Diyelim ki bir belediye başkanına dernek olarak gittiğin zaman seni daha ciddiye alır. Evet öyle. Evet, bürokrasi öyle çünkü. Öyle. Evet. Senin zamanındaki bu eski kuşçularla yeni kuşçular arasındaki bir farkı anlatır mısın? Şimdi yenilere en güzelini vereceksen ki onlar da ileri gelsinler. Evet. Siz büyüklerinizden öyle gördünüz. Büyüklerimizden biz onları öyle gördük. Şimdilik de biz elimizden geldiği kadar... Gelirsen tam kameranı karşıdan çekelim. Tam kameraya karşı. He. Elimizden geldiği kadar iyilerini vermeye çalışıyoruz. Evet. Ha, şu anda tanıdığımız, tanımadığımız kişilerle daha güzel irtibatta olmakta mecburuz. Evet. Kuşçuluk kolay bir şey değildir. Kuşçuluk evet. Her zaman en güzelini arar. Evet. Başka diyeceklerim yok. Taklacı kuş çok zor bir kuş. Taklacı kuş zaten akıbetini bulursan ise güzel olur. Akıbetini bilmedikten sonra her tarafta da kuş çok. Türkiye genelinde çok. Üretim olaraktan üretim yaparsan, kendi öz kanını bulursan ise kuş oynar. Oynar. Bulmazsan ise zaten kuşu yapışan zaten. Bunun ismi yapışandır. Cavit abi, kuşu bir anlatır mısın? Taklacı kuş sence nasıl olmalı yani? İyi bir kuş nedir sence? İyi kuş en güzel baş kuşu yani seyir kuşu olaraktan en bir güzel. Bir seyir kuşu var, bir de kupa kuşu var. Bunları bize ayrı ayrı bir anlatır mısın? Kupa kuşu en güzeli 20-25 metre gider. Evet. 6-7 tane döner, 5 tane döner. O güzeldir. Yani saatini doldurur. Nereden baksan 20-25 baş alır, 10 baş alır. Bunlar hep puan yazdırır. Onlar ne kupa kuşu olduğu için. Tabii kupa olduğu için onlar da yazdırır. Yani seyir kuşu uzun çıkar. 20'de döner, 40'da döner. Evet. 100 metrede gider, 80 metrede gider. Yani bunun şimdi seyir kuşundan bizim alakamız yok. Bizimki kupa kuşu. Şu anda kupa. Kupa biraz ticarete döndüğü için kupa. Bizim ticaretinden işimiz yok. Kupa kuşu derken yani şimdi kupa hep derece yapsın. Kupa kuşu iyi mi oluyor? Yani tabii şey, kupa kuşu her zaman iyidir. Altından geleni de oynar, üstünden çıkanı da oynar. Yani bu kuşun akıbeti iyiyse zaten devam ederim. Evet. Akıbeti olmayan bir kuşu zaten beslenmez. Bu İzmir'deki kuşçuluğu nasıl biliyorsun? İzmir'deki kuşçular herkese saygı duyarım. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bizim de gönlümüzde bu. Evet. Her zaman iyisini vermeye çalışırız ki arkadaşlarımız da ileri gelsinler. Evet. Sen unutamadığın hayatında 3 tane kuşu anlatabilir misin? Ve özellikleri neydi? Bunlar senin aklında neden kaldı? Benim uçurduğum kuşlarınla şimdi buradaki uçan kuşların arasında dünyaca fark var. Onları bir anlat ki seyircilerimiz de bilsin. Şimdi köy TV yani şimdi, iyi bir kuş değil. Erzurum genelinde Erzurum genelinde ben uçurdum. Evet. 70-80 metre gider dediler. Gerçekten harbiden kuşuydu. Yalnız gaz boyunluydu. Evet. Türkiye genelinde de yani çoğu 100-150 kişi seyretti benim kuşumu. Evet. Artı Erzurum'da ben bir arkadaşıma, çok sevdiğim bir arkadaşıma vermiştim. Selçuk Çakmak diye bir arkadaşım vardı. Şantiye şefimizin puantörümüzüydü. Ona hediye etmiştim. Arkadaş da geri verdi. Evet. Dedim cumartesi günü aldım, pazar günü kuşu seyrettim. Kuş sargında. Nasıl oldu ya dedi. O zaman ben biraderimle dedim konuşmuyorduk. Evet. Birader dedi kuş dedi her türlü paraya uçar dedi. Evet. Böyle de iddiamız vardı. İddiamız diyorsun. Vardı tabii, iddiasız evet. Olmaz zaten bu kuş. Evet. İddiasını olmadıktan sonra zaten o kuşun kıymeti kalmaz. İddialı olacaksan ki ateşlensin. Evet. Başka 3 tane istedim. Yani bir kızıl biberli dişi uçurdum. Yine bir Arap erkek uçurdum. Erzurum'da bunları uçurdum. Evet. Erzurum'dan beyaz erkek uçurdum. Yine getirdim. Onu da burada. Zaten kökeni bende şu anda. Beyazan kökeni. 23-24 senelik kuşum bende. Bildiğim kadar beyaz hassasısın. Özellikle beyaz besliyorsun. Beyaz, evet. Beyazda da çok iddialısın. Beyaz Arap meraklısıyım. Evet. İyi de beyazı da yani olmayanlara da öğretirim. Evet. Beyaz herkes özelliklerini bilemez değil mi? Herkes beyazı bilmez. Evet. Beyazın içindeki özü var, gözü var, karası var bunlar. Herkes kırmızısı var. Şimdi güzel beyazın gözü boncuktur. Boncuk siyahtır. He, siyah olacak. Tabii siyahtır. Gagası güzel olur, ince olur. El ayağı düzgün olur, kirli olmaz. Evet. Beyaz dediğim böyledir. Kibar kanatlar, tekler güzel olur. Evet.
Kuşu bu. Damarını tutturursan oynar. Damarını tutturmazsan ise hiçbir şey çıkmaz onda. Evet. Başka yani bu kuşun tabii damarı soyu çok önemli diyorsun. Önemli olan zaten kanıdır. Evet. Kanı tutturursan sağ köşeye dönersin. Tutturmazsan zaten kuşu satarsan pazarda. Evet. Tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Evet. Derneğimizi de kurduk. Derneğimizde bir sürü bir arkadaşlarımız var. Sen de bu işlerin içerisinde bu camiadasın. Şimdi derneğimize üye olmak isteyen arkadaşlara veya onlara bir çağrıda bulunur musun? Yani tüm kuşçu cemaatine sesleniyorum. Eğer İzmir civarında, onda dışarıda bize ilgilendirmez. İzmir'de üye olmalarını tercih ederim. Evet. Temenni ettiğim neden? Çünkü birlik beraberlik içinde bu iş yürür. Evet. Dostlar dostça hep beraber olmalı lazım. Evet. Büyük küçük fark etmez. Küçüğüyle zaten iyisini vereceksen ki o da ileri gelsin. Ne kadar gücümüz olursa sesimiz o kadar tabii, çok tabii çıkar. Bu resmi kuruluşlardan, belediyelerden, şunlardan, bunlardan destek de alabiliriz diyorsun. Tabii belediyeden de desteğimiz olur. Evet. Yer de alabiliriz. Evet. Çünkü her şey apartmanlaştı. Şimdi apartmanda kuş beslemek çok zor. Vallahi şu anda ben de beslediğim için ben şu anda 70 kilometre dışarıda benim kuşlarım. Evet. Çünkü niye yer sıkıntısından gidemiyorsun? Ben gidemiyorum. Şu anda virüs dolayısıyla gidemiyorum. 3 evet gün gidiyorsun, 10 gün gidemiyorum. Evet. Onun için şu anda belediye başkanından da zaten güzel bir yer pazar değildi. Gücümüz öyle bir olursa dernek altında gideriz, böyle böyle sorunlarımızı aktarırız. Bize yer versin. Tabii. Biz de orayı kiralar. Kendimize göre derneğimizi orada şey yaparız. Birlik beraberlik içerisinde kuşumuzu uçururuz. İster istemez zaten birlik beraberlik içinde olur bu. Evet. Teklemeyle bu iş olmaz. Bir kişi get otur dağın başında, çık gel evinde. Zaten bu kuşçuluk tek başına zevki olmuyor. Eşle dostla oluyor. Tabii eş dost zaten bunun bağlantısı olmadı mı hiçbir şeye yaramaz. Evet. Dost dostu arar, kuş için arar. Evet. Kuş güzel bir hobidir. Evet. Şimdi kupalarda uçan kuşlar da gidiyorsun, izliyorsun. Yani böyle senin istediğin tarzda kuşlar, gözüne iyileşen kuşlar var mı, kim mi? Var, eşimizde, dostumuzda çok güzel kuşlar var. Ha, bazı virüs dolayısıyla gidemiyoruz, seyredemiyoruz ama yarın öbür gün al inşallah bu virüs kalkar yine gider seyrederiz. İzmir'de de güzel kuşlar var yani senin. Tabii, tabii İzmir'de de çok güzel kuşlar var. Ha, Erzurum'a da gidiyorsun, eşimiz tabii, dostumuz var. Ayın 19'unda yine Erzurum'dayım. Orada da güzel kuşlar izliyor. İnşallah, inşallah. Birlik beraberlik içinde zaten çağırıyorlar. Biz de burada da çağırırız yani. Söz konusu bu değil. Birlik beraberlik içinde bu iş yürür. Derneğimiz nedir? Dernek amaçlı. Birlik beraberlik içinde olur dernek. Değerli seyirciler, Cavit abimiz de derneğimizi ne kadar güçlendirirsek, ne kadar üye yaparsak, birlik beraberlik içerisinde olursak biz bu kuşçuluğu ilerletiriz diyor. Evet Cavit abi, son sözlerini alayım senden. Var mı ilave edeceğim bir şeyler? Söyleyeceklerim bir şey yok. Sadece derneğe iyi olsunlar, destek olsunlar, dernek ayakta dursun. Birlik beraberlik içinde olsun. Başka diyeceğim yok. Saygılar duyarım. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler. Cavit abimizle de röportajımızı yaptık. Kapanışı alsana abi. Kapanışı mekan sahibi arkadaşımızla, Yener kardeşimize. Oraya otur. Tanıtacağım mı şeyler? İstiyor mu? Yok. Çekmiş zaten değil mi? Çekti mi? Ha. Birkaç şehir bir atraksiyon bir şeyleri yap. Tamam. Yaparız abi. Şimdi sayın seyirciler, kapanmış deneyimizin şu andaki ihalemiz bitti. Kapanışta birlikteyiz. Mekan sahibi Yener kardeşimizle son sözlerini alıyoruz. Şimdi sizlere çok şeyler var söyleyecek de. Evet. Zaman yetmiyor. Zaman yetmiyor. İşte ne bileyim yani kuşçu arkadaşlarımızın bugün aramızda çoğunluğu olmadığı için. Evet. Ama bildiklerimiz tabii çok şeyler var. Bunları aktarmak isteriz. Bizim aldıklarımız var. Onları aktarmak isteriz. Evet. Pir de olsak ama daha çok eksiklerimizin olduğunu da söyleriz. Çünkü bilmediğim şeyleri diğer arkadaşların bildiğiyle birleştirdiğimiz zaman gerçekten ortaya yıldız çıkıyor. Evet. Ha bunu kabullenmeyen ayrı duranlar da var. Onları da görüyoruz. Evet. Bunların yıldızları da yere düşüyor. Evet. Biz istiyoruz ki bizim yıldızımız hep her zaman havada dursun. Evet. Böyle bir kapanış yapayım ben. Evet. Dalma dalma da diyor bu güzel taklacıyı besleyenleri yağmurda bulma gibi. Evet. Sanma bunları manyak gibi diyor. El elem giderken Mekke'ye bunlar sapmış burada tekkeye. Varsa bizim kuşumuzu çekemeyecek diyor insanların içinde diyor. Nenenen at kapıyı arkasından sürgele. Evet. Çok güzel bir deyişle kapatıyoruz. Yani bir şeyler olmasını daha çok isteriz.
Evet. Bülbül konmuş gül dalına. Feryat eder duyun beni ne olur Allah aşkına. Bu diyor ihalede bir şey gelirse başıma, taklacıları satarken geldi diye yazın mezar taşıma. Bizim için kuştur. Ulan kardeşim diyor, kuşu saldım havaya, balığı koydum tavaya. Bak şimdi kuş gelecek bacaya, bütün cümle alem sürecektir zevki sefaya. Kuşun oynarsa konuşursun, oynamazsa susarsın. Bu iş budur. Ben köy TV ekibine yine tekrar buradan yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri Burzalara kadar taşıyıp toplumlara güzel şeylerle bize aktardığınız için gerçekten Köy TV'ye canı gönülden bütün taklacı besleyen arkadaşlarımın adına canı gönülden teşekkür ediyorum. İzmir Taklacı Güvercin Derneği kuruluşunda Mehmet Olcay'ın böyle bir şeye kalkındığı için, Buca'ya da bunu kazandırdığı için kendisine de yine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Evet değerli seyirciler, ben de sizlerin huzurunda bu mekanı kendi çabalarıyla, kendi imkanlarıyla yapıp bize sunan arkadaşımız Yener'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Emeğine ve bu yüreğine sağlık. Bu teşekkürler bizedir. Evet. Her zaman sizlerin de yüreklerine, ayaklarına saygınlık olsun. Allah kimsenin eksikliğini göstermesin. Teşekkür ederim. Saygılar, ağzına sevgiler. Yüreğine